Merhaba gençler. Bugün 24 Şubat 2021, XAU 100 endeksi kapanış değeri 1483 puan. Endeks için daha önceki yaptığımız yorumlarda kısa vadeli hareket eden yatırımcılar için şimdiki güncel değerle 1533 yani 21 EMA desteğinin önemini vurgulamıştık. Bu trend desteği altında daha çok yani biz gibi yatırımcılar için de orta vadeli uzun trendi yani uzun vade için ana trendi gösteren 52 EMA, bakın şu bölgede de yani 28 Ocak'ta da aynen test edilmişti. Bu trend desteği de en son yorum yazdığımızda 1480 civarı idi. Zamansal kayma ile bugün 1484 puandan geçiyor bu. 1 puan altında kapatınca bu ortalama kızarmış durumda, fakat dileriz ki yarın 1484 puan üzerine atarsa tekrar araba şarampolden yola girmiş olur. Yurt dışı piyasalar olumlu. ABD Nasdaq 0.50 üzerinde artıya geçti. Dow Jones ve S&P de yine %1 üzerinde artı yeşil. Dileriz ki XU100'de son 2 gündür şu düşüşten kurtularak 52 EMA desteği çalışır ve tekrar eski yükselen trendine girer. Aslında her ne kadar yani düşüşü zor kabul etsek de bu yaşananlar şu yeşil ortalama kırılmadığı sürece ana yükselen trendde düzeltme yani teknik olarak olması gereken düzeltmeler. Örneğin şu bölgede de yine şu hızlı hareketin düzeltmesi olmuştu. Her hızlı hareketin yarısı kadar düzeltme normaldir diyoruz. Örneğin şu bölgeyi daha yaklaştırırsak periyodu saatlik yaptığımızda bu bölgedeki düzeltme de Fibonacci değerleriyle baktığımızda evet bugün itibariyle %61,8 düzeltme seviyesinin test edildiğini görmüş olduk. Normal koşullarda %61,8 dönülmesi gereken yani düzeltmenin bittiği yerdir. Tabii ki ekstra işin içine başka kriz boyutları girerse, yani haber akışı olumsuz yönde devam ederse o zaman ne 61,8 kalır ne 71,8, o ayrı konu. Fakat normal koşullarda eğer ekstra bir haber akışında bozulma olmasa %50 altında 61,8'den tepki gelmesi veya dönülmesi gerekir. Bugün bu seviye 1486 puan, %61,8 Fibonacci destek seviyesi test edildi ve onun 3 puan altında yani 1483 puanla kapatıldı. Bu bölgede kısa vadeli görünümde indikatörlerimize baktığımızda aşırı satım bölgesinde bulunduğunu görüyoruz. Kırmızı indikatörümüz daha önceki şu bölgede endeksin döndüğü seviyelerde, hatta onun daha da altında bulunuyor. Bakın biraz daha aşağı sarkmış. Yani aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Mavi indikatörümüz de yine şu bölgeye göre yani sabahki konumuyla akşam üzeri olan düşüşte kısmen pozitif uyumsuzluk gösteriyor. Yani şu bölgedeki derin düşüşü indikatör çok değer etmemiş. Günlük periyotta baktığımızda ise tabi günlükte henüz dönüş işareti yok. Günlükte en çok bizim burada yüreğimiz ferahlatan daha önceki şu bölgede de çalışan 52 EMA desteğinin görülmüş olması. Yani 52 EMA altına çok sarkılmadığı sürece veya kalıcı olmadığı sürece tekrar
endeksin yoluna girmesi, yükselen trendine girmesi beklenir. Ola ki bu 52 EMA 1484 altında hareketler devam edecek olursa, yani olumsuz haber akışında, o zaman izleyecek olduğumuz destek seviyesi 1402 puan destek seviyesi olur. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1484 puan üzerinde kaldığımızda 1529 ve 1529'un geçilmesi durumunda 1575 puan direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu 1575'in geçilmesi durumunda ise daha önce endeksin açtığı şu bölgedeki makas hedefi kadar, hemen ona bakacak olursak, yani 1668 zamansal kaymayla bu 1670, yani hemen kısa zamanda gelinmesi gerekmez. 1500 şu zirveden sonra, yani 1582 şu bölgedeki zirvelerin geçilmesi durumunda orta uzun vadeli hedef, direnç hedefi 1670 puan olur. Endeks için gördüklerimiz bu kadar şimdilik. Dolar TL grafiğine bakacak olursak, dolar TL'de de 22 Şubat günü 9 EMA üzerine atarak, yani 7.01 üzerinde dolar TL tekrar pozitif görünüme geçmiş durumda. Bu gün itibariyle indikatörümüze baktığımızda, hatta daha önceden pozitife geçmiş indikatörümüz 19 Şubat günü, yani geçen hafta Cuma günü 6.97 ortalama ile kapatıldığı gün, kapanışta 6.97 olmuş. 6.97 kapattığı gün indikatörümüz pozitife dönmüş ve ondan sonra hala pozitif devam ediyor. Şimdilik 7.16, bugün içinde 7.25 görülmüş. Şimdilik dolar TL'deki durum bu. Eğer 200 EMA üzerine atamazsa, yani 200 EMA direnci 7.28. 7.28 üzerine atamazsa bu bölgede yatay bantta zikzaklar halinde sıkışmanın devam etmesi beklenebilir. Destek seviyeler olarak 7.06 ve 6.89 destekler izlenebilir. Yukarı hareketlerde ise 7.28 ve 7.40 direnç hedefleridir. Önümüzdeki günlerde yukarı hareketler görülmesi halinde. Eğer endekste olumlu hareketler başlarsa, o zaman dolar TL'nin 6.90-7.40 bandında dalgalanması olasıdır. 7.40 üzerine geçilmesi durumunda endekste daha sert düzeltmelerin görülmesi veya haber akışında daha olumsuz haberlerin olması beklenir. Aksi durumda 6.90-7.40 arasında dalgalanmalar olasıdır. Altına baktığımızda ise altında yine grafiğimizde 22 Şubat günü itibariyle 406 lira üzerine attığında pozitife geçmiş ve şimdilik pozitif görünümde gram altın. Kapanış değeri an itibariyle 414 lira. 409 seviyesi altına geçerse tekrar
4.394 lira destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin çok da altına düşmesi beklenmemeli. Yani çünkü grafiğe baktığımızda 200 EMA altında altın neredeyse yakın tarihte yok gibi. Şu bölgede biraz 200 EMA altında çok az kalmış. Genelde 200 EMA altında çok kalmamış altın. Onun için yani 394 390'lar altında çok altını beklemiyoruz. 409 trend desteği üzerinde kalırsa önümüzdeki süreçte 428 lira direnç hedef olarak izlenebilir. 428 üzerinde ise 440 lira bir üst direnç hedefi. Ons altına baktığımızda da evet, indikatörümüzde belirgin bir ayrışma, yani yukarı hareket sinyali yok. Hatta zayıflık var son 2-3 günde. Pardon, bu gümüş grafiği. Ben ons altın sandım. Gümüş grafiğinde son 2-3 günde zayıflık var. Yani kısmen fiyat olarak birkaç dolar yukarıda olsa da indikatörde belirgin bir ayrışma olmadığı için şu yatay bantta sıkışmanın devamını bekliyoruz. Ne zaman ki yaklaşık şu bölgede oluşan makas hedefimiz 30 dolar üzerinde kalıcı olmadıkça 24-30 dolar arasında yatay bantta dalgalı hareketlerin devam beklenir. Gümüş grafiğimizde. Evet, ons altın grafiğimize baktığımızda bunda da 200 EMA altında hep bakın belli bir mesafe sarttıktan sonra o bölgeden tepki gelmiş. En çok şurada sarkmış. Kaç yılı? 2018 yılı. 200 EMA altında, yani o da 1760. 1760 dolar üzerinde seyrettiği sürece 1820 ve 1850 dolar direnç hedefleri. Daha yukarıda hareketlerin beklenmesi için 1850 doların, yani şuradan bir iki kez de direnç gören, hatta şunu da sayalım 3. 3 kez direnç görmüş. 1850 dolar üzerinde hareketler görülmeli ki orta vadeli pozitif görünüm başladı diyebilirim. Yoksa şu bölgedeki hareketler 1850'ye kadar tepki olarak sayılabilir. Şu anki güncel değer 1798 dolar. Evet gençler, ons altın içinde bu kadar. Şimdilik endeksler için gördüklerimiz bunlar. Her şey gönlünüze olsun. Yarın yeşil bir endeks ve hisselerinizin tavanı deldiği bir gün olsun gençler. İyi akşamlar.